Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Baba hoş geldin. Ne var ne yok Celal'im? Aman babacığım baştan söyleyeyim, her şey var ama kurabiye yok. Ne ayak bu kurabiye işi çözemedim ama olsun. Benden size taş gibi bir hikaye var. Oy 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 oy. Ya şaka yaptıkça ağzımın suyu aktı be. Ne kurabiyelermiş, olsa da yesek ha. Sorma, burnumun direkleri sızlıyor vallahi. Ben size Kıbrıs'ın fethini anlatmış mıydım? Anlat. O zaman yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Celal topu ateşlesin. Tüm bardaklar dolsun. Oha. O da ne? Kalisperas. Yasu ablacığım, kime bakmıştınız? Ben dinlemeye gelmiştim. Oha! Bunca adamın arasında ne dinlemesi ya? Suzan Hanım, aile salonumuz yoktur. Lütfen dışarı. Pardon. Sizin dininizde, örfünüzde, adetinizde Tanrı misafirini dışarı atmak var mı? Celal, hanım abla benim misafirim. Çay ver kendisine, kant olsun. Buyurun. Ama baba olmaz ki. Biz yaptık, oldu Celal'im. Teşekkür ederim. Kıbrıs mevzunu anında çeviriyorum. Ortaya nifak tohumları ekmeyelim. Orhan Gazi devrindeyiz. Osmanlılar henüz Orhanlılar olarak anılmıyor. Koskoca bir devleti Ali'yi Osman'ın temellerini atıyor. Başta Osman Gazi olmak üzere bütün alp erenler kayı boylarında altyapı çalışmalarına sürat vermişler. Bilecik'e metro getirmişler, Söğüt'e ağaçlar dikip yeşillendirmişler, Susurluğa dev yarasa ayran tesisleri kurmuşlar. Yalnız birkaç kanı bozuk tekfurun işini bitirmek için Sota'ya yatmış bekliyorlar. Efaristo. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kardeşlerim, kalan tekfurların hepsi bu Kara Osman bizi duman etti, yerimizden yurdumuzdan etti. Her türlü üç kağıdımızı açık etti. Ne pokerin tadı kaldı, ne hissedilenin. Tez elden yok etmeliyiz bunu diye yığrenç bir pusunun adını düğün koyarak, dernek koyarak Yarhisar Tekfur'un kızı Holiferya Mario Forontori ile Karhisar Tekfur'un oğlu Armando Diocco Moroconis'in düğün davetiyelerini bastırıp Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin adresine postaladılar. Altına da yazdılar. LCV, please lütfen cevap veriniz. Give me to the answer. Pek alımlıymış. Holifer Hanım canım, bakma öyle. Kardeşim, Osman Gazi elindeki davetiyeye bakıp kara kara düşünürken oğlu Orhan elini belindeki kılıcına atıp baba müsaade et bu şerefsizlerin hepsini cacığa hıyar doğrar gibi kıtır kıtır doğrayayım. Bunların Allah'ı kitabı Allah vere dale vere. Düğün mü Navagazı? Ben Holiferya'yı dere kenarında çamaşır tokaşlarken gördüm. Manita bana yanık, bana hasta. Deyince babası gür sesiyle, sen ne zamandan beri kadınların beyaz baldırlarına bakar oldun? Orhan! Dedi. Orhan Gazi bir an kızardı, önüne baktı. Yok babacığım bildiğiniz gibi değil, ben iyi çitiliyorlar mı diye merak etmiştim, dedi. Osman Gazi sanki oğlunun Bursa'yı fethedeceğini önceden hissetmiş gibi, Orhan'ım dedi. Sen bana daha bir buçuk yoğurtlu İskenderler, kestane şekerleri ısmarlayacaksın. Canım benim,
Koçum, baban sana kurban olsun. Sana bir değil, 1000 holifera feda olsun. Söyle, sen Rum kızını istiyor musun? Deyince Orhan hemen ceketinin çakmak cebini babasına gösterdi. Yani babacığım istemiyorum, yan cebime koy. Çünkü eskiden öyle küçüklerin büyüklere yekten istiyorum demesi ayıptan sayılırdı. Of, of. Cep delik, cep kendelik. Bizim cebimize leblebi koyan yok ki. Kardeşim, Osman ve Orhan oğulları ellerine çeyrek altınlarını alıp sanki baba oğul tek başlarına düğüne gidiyormuşçusu vererek ama arkalarına bütün yiğit alperenleri birer küfenin içerisine saklayıp o hain tekfurlara buradan biz yaylaya geçiyorduk da geçerken hanım kızımızın altını takalım öyle gidelim dedik deyince o hain tekfurların gözü birer Bizans altını gibi parladı. İşte tuzağımıza düştüler. Aha da bir devrin sonu dediler. Ama heyhat ne bir devrin sonu be. Bir devrin başlangıcıydı. 600 yıl sürecek bir dünya hükümranlığının nüveleri işte o hileli civalı düğünün ilk 90 dakikasında atılmıştı. Zaten Holifer ya da Orhan Gazi'ye bakıp onun sarığına, belindeki kılıcına, ayağındaki yüzkek topuklu çizmelerine bakıp ah, ah be dedi. Bu Diogo bana gün yüzü göstermeyecek. Ama bu Orhan, ama bu Orhan dediği sırada babasının emriyle Orhan Gazi düğün salonunun ortasına zeybek ve sirteke oynamak için çıktığında o küfelerin içerisine gizlenmiş olan yiğiterler mesajı çoktan almıştı bile. Allah Allah nidalarıyla Rıza Silahlı Boda idaresinde çalan düğün orkestrasını susturup kalenin burcuna, tekfurun marpucuna, mızrakların ucuna şu dizeleri yazdılar. Yarhisar bizimdir. Holifer ya Orhan Bey'imizin yaridir. Kalenin bedenleri, koylerin didenleri. Kale düştü. Öpmek isterseniz alından. Aha. Tamam tamam, ben öperim. Kardeşlerim, Yarhisar'dan tüten dumanlar Söğüt Ovası'na yayıldığında uçurumun kenarında beyaz atının üstündeki Orhan Gazi terkisindeki Holiferya'ya dönüp bakmadan seslendi. Benimle evlenir misin? Güzel prenses Orhan Gazi'mizin beline biraz daha sıkı sarılıp evlenirim. Yes, give me please. Ama bir şartım var deyince Orhan Gazi brr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 
Nilüfer'e güzeline sordu. Şartım nedir ey güzeller güzeli? Holifera şöyle bir göz süzdü, kipriklerini kırpıştırdı. Sultanım dedi, eğer beni nikahına alırsan şu ismimi değiştir. Holifera, ne bu böyle püsküvit markası gibi? Zaten üvey annem koymuştu. Orhan Gazi bir güneş gibi gülümseyerek, ben seni tekfurların bataklığında buldum çiçeğim, Nilüfer'im. İşte o an, o dakika Müslüman olan Nilüfer Hatun ve Orhan Gazi'nin evladı ayali, bütün dünyaya ISO 2001 müsaadeli Türk damgasını vurdular. Mekanları Cennet-i Âlâ'nın köşkü olsun. İyi de aga, kız hemen as sırtında nasıl Müslüman olmuş? Hemen ehline müracaat edelim. Buyurun Suzan Hanım, nasıl olmuş? Demek ki aşıkmış. Demek ki aşıkların dini aynıymış. Aldın mı cevabını? Kasap tekfur. Asıl ben aldım anasını satayım. Suzan Hanım, ben sizi sevmiyor muyum? Aha, bütün kahvenin huzurunda söylüyorum. Ağır sevmiyor muyum? Demek ki atınız yok Celal Bey. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Eksik ziyade bir yanlışımız olduysa affınızı mahcup ederim. Estağfurullah. Ben çok güzel yemek yaparım. Bir gün hepinizi yemeğe almak isterim. Oy 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 oy. Ben de ölürüm Celal abi.
Hadi.